isimleri söyleyemiyordum. Bir ayılayım istedim. Şimdi öylesine bir maç atacağız TR Challenger'da. Sonra tekrar West'e geçip kasmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu ne? Titan verdi. Hot champagne. Bana lütfen bana bir komp söyle. Diamond 4'üm. Bu ne? Bak kankacım. Şimdi size kolay lig kasmanın sırrını vereceğim. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır mısınız abi? Şimdi size öyle bir sır vereceğim ki şu anki liginizden rahat, bak çok rahat söylüyorum. Size söz veriyorum abi. Şu anki liginizden 3 lig öteye gideceksiniz bak. Challenger'sanız da 300 puan kasacaksınız Challenger'da. Abicim yapmanız gereken tek şeyi söylüyorum. Bak ünlem meta yazdın ya. YouTube kanalına gittin. Sonra dedin ki ya kodum yine YouTube'a yönlendirdi. Sanki bilmiyor işte. Oradakileri yapıyor. Seninki vuruyor, benimki vurmuyor dedin ya. Bu küfrü de ettin. Tamam mı? Şimdi bu küfürü de ettikten sonra arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. YouTube'daki son attığım 4 videoyu, bak son attığım 4 videoyu abi. Hızını 1,5x'e alıyorsun, tamam mı? Hızlıca izliyorsun, atlatmadan izliyorsun abi. Sonra videoların en sonlarındaki açıklamalara bakıyorsun. Sonra videonun ortasına dönüyorsun. Nerede rollemişim, niye rollemişim buna bakıyorsun. Sonra diyorsun ki benim elime bunlardan hangisi daha çok geliyor abi? Ben oynarken hangi karakteri daha çok görüyorum? Buna bakıyorsun. Buluyorsun abi kendi karakterini. Tamam mı? Ondan sonra o kompo oynuyorsun. Bu kadar. Like ve abone tuşlarına da basmamız gerekiyor mu peki? Yok, gerekmiyor. Basmayın. Açıklama olmuyor ki amık. Nasıl olmuyor? Hepsinde oluyor. Ya bu kadar basit arkadaşlar. Yani ben de puan kasarken o videolardan gördüğünüzden farklı bir şey yapmıyorum. Yayındayım zaten. Görüyorsunuz. Challenger'da sizle beraber oynuyorum. Aynı kompu. Hani bu şey değil ki. Solo queue değil ki. Bronz Elo'dan çıkma taktiği. Bronz Elo'dan çıkarılacak hero. Her hero aynı vuruyor. İş sende bitiyor yani. Urgot'un ultisi tek atıyor. 5 gold. Kayle'nin ultisi de tek atıyor. Ama 1 gold. Neden böyle? Bunlar Riot'a sor. Bayağı öğretici çekiyorsun kanka. Küfürler haricinde. Küfürler de öğretici. Bak onu gözden kaçırma abi. Küfürler de öğretici. Aleyküm selam kanka. Hoş geldin. Harbi küfürler de öğretici. Tabii ki. Yarında en fazla Diamond 1 olmazsam komp güçsüzdür. Eğer olursam sana YouTuber'da like atarım. Ya sen yeter ki ligini kas, like atmasan da olur. Bu ne? Bu ne? İki tane daha atsaydı az geldi bir tık. Aleykümselam, hoş geldin arkadaşlar. Hakan, 4 mistik, 4 öncü veya 6 öncü, 2 mistik gördüm. Hep bugün güçlü mü şu anda keskin nişancıya karşı? Ünlem meta yazıp son videomuza bak, Peace System. Evet arkadaşlar, siz de bir sayede 4 tane Fiora görüp Challenger'da 300 puan kasabilirsiniz. Ama win almayalım. Win aldık. Kötü oldu. Zeta Solcum, onlar eskidendi. Yeni videolara bakmamışsın sen belli ki. Yeni videolarına da bir göz atmanı isterim. Bombardıman ebedi Fiora Carry. Yok, Fiora Carry'yi çok denedim, olmuyor ya arkadaşlar. Çok denedik zamanında trollerken. Hot champagne any pretty. Çocuk bunu mu alacaktı acaba lan? Bakayım. Attack speed. LV için bunu alacak olabilir. Aldım ama.
Bugün V ve Vayne 3 ile 7. oldum. Platelo. Ne yaptın? Karakterleri böyle en öne mi koydun? Dümdüz böyle çizgi halinde mi çizdin? Dizdin. Nasıl yaptın onu? Nasıl başardın? Ya bazen öyle şeyler geliyor ki, öyle yazılar geliyor ki harbi şaşırıyorum ya. Abi şunu 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 yaptım ama 5. oldum diyor, 7. oldum diyor. Hani öyle şeyler okuyorum ki karşısındaki ne yapmış olabilir acaba? Tanımıyorum en salcım olan adamı. Bu puan sistemi çok bozuk. Elmas Öl'de 8. olup 75 LP gitti. Elmas Öl'den çık kanka sen de. Senin taktiklerin sayesinde Westmaster'a çıktım, seviliyorsun. Çok teşekkür ederim kankacığım. Yeteneğin varmış ki çıkmışsın yani. Benlik bir şey yok. Tebrik ederim. Daha da yükselirsin. Challenger'a gel. Beni snipe'la. Gerçi ben de Challenger değilim şu anda. Kaç LP lazım? 15 LP lazım Challenger olmam için West'te. Bugün kasacağım inşallah. Bakalım. Şu an 760. Sekiz büyücü artı GP metasında GP3 ile ikinci olmuştum. Hakan'cığım infrede de yan itemleri söyler misin? Blue buff gider mi? Gitmez. Yan itemler Infrelia'da Ebedi Kılıç ve Last Whisper kankacığım. Başka bir şey koymana gerek yok. Şu ikisini satıp Gold'a çıkalım mı? Yoksa Fiora 3'ü de deneyelim mi? Ben bu arada Zayahker'e gideceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ne yeteneği? Şans işi TFT. Hayır. Yanlış biliyorsun kankacığım. TFT yetenek oyunudur. Bir yere kadar. Bir yerden sonra şans oyunudur. Aleykümselam, hoş geldiniz arkadaşlar. Nereye kadar? Bak, bunu sana nasıl anlatayım biliyor musun? Şimdi kendimden örnek vereceğim. Şimdi ben bronz, silver, gümüş, plat, elmas, master, grandmaster. Ben bu adamlara karşı kolaylıkla genel olarak win alabiliyorum. İstisnalar tabii ki olabilir. 8. de olabilirsin. Eline hiçbir şey gelmeyebilir. Oyun ben mesela plat adama karşı oynarken plat adam benden daha da şanslı olsa hangi hero'ya hangi item verileceğini, nasıl dizilim yapılacağını benden daha az bildiği için ondan daha iyi oynarım. Yani ben bir şekilde onu alt edebilirim. Ama Challenger Elo'da, Challenger Top 50'de atıyorum Dark Hydra ile oynadım az önce. Dark Hydra 5. bitirdi, ben 2. bitirdim. Dark Hydra benden daha kötü mü oyuncu? Hayır. Neden o 5. bitirdi, ben 2. bitirdim? Burada İkimizin de yani şeyleri, oyun bilgisi birbirine çok yakın olduğu için şans faktörü devreye giriyor. Yani ben de item geldiğinde hangi kompun daha iyi kullanabileceğini biliyorum. O da item geldiğinde hangi kompun daha iyi kullanabileceğini biliyor. Ona vermedi, bana verdi, ben ikinci oldum. Yani lig yükseldikçe şans faktörü daha da artar arkadaşlar. Şimdi bir rolleyelim. Karma sattım. Oğlum bir tane mi şey bulduk lan? Zayah bulduk. O kadar rollemeye bir tane mi zayah bulduk? İyi bulmuşuz.
Aha 2. İyi bari. El dönülemeyecek bir noktada mı bakalım? Yo. Şöyle 20 golda çıkarım. Round'u kazanırız. 20 gold oluruz burada. Or karuselden istediğimiz item'ı alırız. Şuna bir tane daha dev katili veririz. Bunu yapayım direkt. Win almak istiyorum çünkü. Normalde bekletebilirdim de win istiyorum. Tamam ya, o kadar kötü durumda değiliz chat. Dönebiliriz buradan. Hadi bakalım. Ama bu gezegen nazarında buna civa vermem şart olacak arkadaşlar. Çünkü Nikolar falan, Garenler standlarını yememek lazım onların yakından. Bir de LV lazım abi ikinci dev katil yerine. Bir tane LV şart. Win alamadık ya, o kadar item verdik win alamadık. Fuck. Sat sat sat. TFT 121 galibiyeti olan kişiye hangi ligde olması lazım? Valla hiçbir zaman, hayatımda hiçbir zaman ne WinStream'e baktım, ne WinRate oranıma baktım, hiçbir fikrim yok kanka. Kendi WinRate'imi bile bilmem. Çünkü ben hani bir gün mesela uyanırım, gün boyu full tryhard oynarım. Yayında görüyorsunuz zaten. Bir gün bir uyanırım, umurumda olmaz, bir günde 500 LP kaybederim. Tamamen o günün moduna göre oynadığım için hiç dikkat etmiyorum böyle şeylere. İstatistiksel bir adam değilim. Bilmiyorum yani. Benimle dans kanla biter. Elimizde korsan aksa itemleri dar demi C sistemi taşımak mantıklı. Ne item yapılmalı? Itemları kankacım. Hayda, LV yapacaktım ya. Ya ama LV yapacaktım ben. Neyse. İtemleri Darius'la taşıtman gerekiyor kankacığım. Çünkü sürekli skill spamlayan karakterin Darius. Darius'a hoş hextech tarzı itemlar ver. Tank itemlarını da Jayce Seda'ya gitsin ya. %14.1 win rate'in 286'lı uzun var bu arada. Dediğim gibi hiç bilmiyorum, senden öğrendim. Gereksiz bilgiler yani benim için bunlar. İstatistik, hani hadi bir e-sporuna gideyim tarzı bir şeylerim olmadığı için dikkat etmiyorum öyle şeylere. Ha varsa e-sporcu olup da kapışmak isteyen buyursun gelsin, oynayalım, o ayrı. Geçen Twitch rivalisi izliyorum abi TFT'nin. West'te ne kadar oynadığım adam varsa hepsi Twitch rivalisi'de. Hepsi. Salvisi, Dark Hydra'sı, Alans Q'su, Lucky'si, Type'si hepsi şeyde. Ben de burada. Evet arkadaşlar, bugün şunu oynayacağız. Sonra Türkler niye başarı elde edemiyor? Beni göndermiyorsun ki Twitch rivalisi'de bir oynayayım. Bir gönder ya. Bir fırsat verin ya. Daha Riot partneri olamadık amına koyayım. Daha Riot partner olamadık daha. Bırak Twitch rivalsi. Lan oğlum ya. İnanılmaz. Yozgat'ı bulamamışlardır. West'te Hayelo'da arkadaşlar. Bak. West Hayelo'da, yani top 50 için konuşuyorum. O oradaki en tecrübeli isim, bak en tecrübeli isim, bir tanesi Nuyu, bir tanesi benim. Ne Nuyu gördüm bir turnuvada, ne kendimi gördüm abi. Sonra ondan sonra da işte tecrübelendik. Aga be. Bu arada LV vermedik ya abi. Öncülere damage atamıyoruz ha. Oğlum atma şu CC'yi. Vuruyor işte o. Oh, zehirli işte ya. Hakan, Valorant rankın neydi? Elmas olması lazım. Elmas 1, 2, 3 o civar bir şey. Abi her lobide 5 karem var. Hayat.
West rank 1 olsan belki bu durum değişir. Gösteriş şart biraz. West'te ilk 5'e giren tek Türk'üm oğlum. Yok lan, gerçi Cinci de girdi. Cinci vardı. Ben Cinci'yi hep unutuyorum lan, o çocuğun Türk olduğunu. Hiç kafamda Türk diye şey yapmamışım. Yani West'te Tapon'a giren toplasan 5 tane Türk yoktur bak. 5 Türk yoktur. Aralarından bir tanesi benim. Birinci, ama 5. olmuş birisiyim. Yani neyse ya, salın abi. Gerek bu ne? Direkt köstüm itemları ya. Bana bir tane eldiven lazım şuna ya. Bir eldiven. Bir de 3 olması lazım tabi. Ne yapalım abi? Zayahüç'ü rolleyelim mi? Bizim level 7'ye de çıkmamız lazım da Zayah'ı da üçlememiz lazım. Yani Zayah'ı üçlemedikten sonra bir anlamı yok gibi. Adamın 100 can win streak'ini aldım lan. Güçlüyüm herhalde. Ölmek kolay. Vurabiliyor Ulku. Master'ı neden sattın? Çünkü Master'ı iyi kullanmayacağız. Yani kullanacağız da Riven bulana kadar. Burada mesela 4 kılıç ustasıyız. Yere Riven artı şey koyacağız. Riven artı Irelia koyacağız. Krono'yu açacağız. Komp bitecek 7 levelde de. Şey, adını siz getirin. Konuşamıyorum şu anda. İşte bu yüzden TR'ye geçtik. Gold'a çıkmak için sattım. Master yine ne buluruz? 6 Blade Master'a zaten 7 levelde çıkacağız. Şuradaki XP'nin 20'ye 18 olmasını bekliyorum. 20'ye 18 olduğunda bütün paramı rolleyeceğim. Eğer Zaya 3 yapabilirsek oynayacağız. Yapamazsak FF verip West'e geçeceğiz geri. Ay, Rakan hocanla ulti attı mı gerçekten ya? LV yok ki, ezemiyorsun çarın başını. Bar yedik. Bar yedik abi, yıkamadık. Last Whisper yok ki. Eldiven alamadık bir karuselden. Önüme döndü bu sefer, aldım. Aldık oğlum. Bu arada bu karuselde bombardıman o kadar gereksiz ki, sırf civa veremediğim için verdim. Iska geçmesin çar diye. Öbür türlü bir tane Grace ultisi yesek yamulurduk. Zaya yerine Master Carry yapsaydın daha iyi olmaz mıydı? Master Yi'yi üçlemek Zaya üçlemekten daha zor. Nasıl üçleyeceğiz Master Yi'yi bu ekonomiyle? 7'ye bile çıkmamışız. Master Yi 3 için önce 7'ye çıkacağım, sonra üçleyeceğim. Ölme şey, ölme. Şu an bu Jarvan ya da Fiora yerine şu 3 olsaydı, 7 olsaydık maçı kazanırdık bu arada. Dümdüz maç win'di.
Son turdayım. Bu turda dayak yiyip bütün paramı rolleyeceğim. Bunu 3 yapacağım, sonra dümdüz 7 basacağız. Eğer 7 basıp 6 Blade Master'a çıkabilirsek oyuna ortak oluruz bu arada. Morello, Serap, Kasopya 3 item. Hadi bakalım. Gerek yok Talon. Şimdi bize Riven lazım ya da Irelia. Tercihen Riven. 7 basıp 6 Blade Master'a çıkacağız direkt şeyden sonra, minyonlardan sonra. Bu arada iyi bulduk. 20 gold'da 2 tane Zayah bulduk. Yani oyuna ortak olduk diyebilirim ya arkadaşlar. Ben buradan ilk 4'e gireceğimizi düşünüyorum. Hatta zorlarsak bir birincilik bile kopartabiliriz bence. Bir Solari daha verse keşke ya. Bu map'te güzel olur iki Solari. 375. Kaç ki canı zaten? 1440. Hot champagne. Fioran itemleri keşke Jarvan'da olsaydı. Jarvan 2 leveldi o sıralar. O yüzden yapamadık ona ya. 3 level Fiora'ya vermek daha mantıklıydı. Ama Fiora Jarvan'dan daha uzun süre hayatta kalıyor. Ultisi falan var ya. Aşırı büyük sopa. Ah be. Hızlı bir 7 basalım. Tamam, oyuna ortak olmuşuzdur ya burada artık. Jarvan çok uzak kaldı, atak speedini alamayacak. O kötü oldu. Ama yine de oyuna ortak olmuşuzdur ya. Şimdi bir 7 basıp yere karma düşelim. Ama 8 basıp yere karma düşelim. 9'a çıkalım, yere şey düşelim. Lulu düşelim. Bir tane de ortadan Celestial item almaya çalışalım. Şeye bakacağım. Bu ne oğlum? Tamam, güzel. Solari ters yerde kaldı da bir ünit alamadı sadece ya, sorun değil. İyi bari öldü 3 levelli ona ya. O bölüm son canavarını yıktıysak gerisi kolay abi. Tamam, let's go 8 ya. Şuraya Irelia lazım abi, ben Irelia istiyorum. Hiç Irelia geçtim mi chat? Muhtemelen geçmedik de Irelia. Görmedim ben yani geçtiğimizi.
Allah nasıl atmasından dolayı Vanguard Timo Keri Kasopya'ya göre daha güçlü geliyor bana, sen ne dersin? Ama daha büyük, daha toplu hasar atıyor. Daha çok hasar vuruyor ama Kasopya Keri kadar tank değil. Yani her kompun eksisi artısı var. Belki Kasopya ile alamayacağım bir kompu, o komple alabilirsin. Örneğin Rebel Brawler Blaster. Brawler Blaster kompunun Timo ile ağzına sıçabilirsin. Ya da Rebel kompunun. Ama bir Garen Carry'i Timo ile alman daha zor olabilir. Bu arada iyi döndük ya chat. Hatta dönmeyi bırak, şu an oyuna ortak olduk ya. Kazanabiliriz yani maçı. Durumumuz güzel. Şuradan bir ZZ Rot kopartır mıyız? Aslında ZZ Rot değil de ikinci donmuş yürek de tatlı olabilirdi de. Morello'du bakayım. Celestial. Morello lazım değil ya. ZZ Rot daha iyi. Morello lazım değil. Çünkü bu sniper'ları ZZ Rot güzel counter'lıyor abi. Mesela Jhin çarı tekliyor ama çarı tekledikten sonra üstünde kalan ZZ Rot hala üstünde agro tutuyor. Yani Jhin agro değiştirmiyor. Bu yüzden ZZ Rot daha değerli. Şeye baktım bir de, buranın Celestial açık mı diye baktım. Jhin tek vuruşta bütün canlı fuller mi diye baktım. Celestial da kapalıydı. Ki 9 olması lazım Celestial açması için. 9'a da gidemiyor adam. Parası yok. Ondan dolayı bunu tercih ettim. Arkadaşlar. Şu Yasuo ile Master Yi'nin yerini değiştirmek lazımdı. Bir burada vardı Celestial bu arada arkadaşlar. Bir tek burası. Başka hiç kimse de Celestial yok. LV farkı mı diyoruz abi buraya? Bunun şeyini kesemiyorduk bak. ZZ Rot farkı. At ultini ZZ Rot'a. Item tercihi abi. Eğer bir şekilde 9 basarsam ve mistik açarsam bu adamın bana karşı bir şansı yok. Bu çocuk da fiz bulamamış abi. Şako 3'e bir tane kalmış. Rumble 3'e 2 tane kalmış. Fiz bulamamış abi. Bu çocuk bir de 100 can win streak'te, hatırlıyor musunuz? Bir de 100 can win streak daha bu çocuk. İnanılmaz. Jhin 3'e bir tane kalmış. He, bu sıkıntı. Bunun Jhin'ini bloklamak lazım. Jhin gelirse tutalım. Vurur muyuz? 15 vurmayız da güzel can yakarız. Bir 3 canı falan kalır. Dans 4 can. kanla biter. Bu Jhin'i üçlese bile Celestial'ı açık olmadığı için Morello'su olan bir char bu kompu yamultur. Şu fizi alıp satayım mı lan, adama gitsin, yazık amına koyayım. Chat baksanıza abi. Aha buldu. Titan. Titan'ı şeye vereceğiz bu arada. Jarvan'a vereceğiz. Çünkü Jarvan ultisi sayesinde tanklaştığı zaman daha çok hayatta kalabilir. Yani Titan'la beraber daha çok ayakta kalabilir. Koruyucu buff olmasa %100 şeye verirdim. İrelia'ya verir. Aman. Fiora'ya. Konuşamıyorum. Hayda. Jhin 3. Şimdi Jhin üçlüyle yeni yaptım. O yönden iyiyiz. Jhin 3'ü Syndra Carry belki yenebilir. Onun dışında pek yenebilecek insan olacağını düşünmüyorum. Ah. Mouse sensitivity'si var ya. Ah, yeni mouse. Ah. Döndüremiyorum charları. Döndüremiyorum. Başaramıyorum abi. Tek yedik.
21 can. İlk 4'e girdik. Güzel. Şu ikisinin eşleşmesi önemli. Şako üçlü Mac şeyi alabilir. Burayı alabilir. Gerçi alamaz ya herhalde. Yok, bu çocuk bayağı iyi gider diye düşünüyorum. Morello'su olan Char var mı? Bunda var da bu Morello arkaya geçmez. Asası var, asası yok. Sağda. Tamam, böyle kalsın. Shen'in ulti açarsa ben belki yamultabilirim şeyi. Bir tık güzel oldu Rakan'ın ulti atması. Zayaha. Konuşamıyorum. Öldü. Tüh. Yine de alır mıyız? Fiora taşıyabilir. Bak. Fiora taşıyamadı abi. Ulti atamadı. Rakan ultisine kafa atmasak yenerdik o çocuğu ya. Aynı adamla ikinci tur mu? Severim abi. Bu sefer Rakan ultiyi şeye atmadı, Zayaha atmadı. Adam benim botumu öldü arkadaşlar, diğer. Jin üçlü benim botumu öldü. Ah. Aa. Aa, işte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Adam counter item'ını bana bıraktı abi. Pelerini neden almadın kanka? Hani TR mi Ves mi diye soruluyor ya. Al. Al işte. Abi. Adam CT item'ını bana saldı. Eyvallah reis. Ne diyeyim. Ama Jarvan'ın yeri çok kötü oldu. Şöyle yapalım. Bu yemese de olur. Zaten bir tane ultisini direkt atacak. Ya kankacım. O item salınır mı? O item orada salınır mı? Bire kurban olduğum. Ha, dizilimi nasıl değiştireceksin? Zaten göt kadar map. Mobil oyuncusu herhalde eli kaydı. Yok, bilerek aldı. Declaw yaptı. Bilmiyorum. Yani chat. Dizilimi nasıl değiştirecek ki? Kaç tane çarı yerinden oynatacak? Ben de ısrarla J'imi, Zayah'ımı adamın Rakan'ın ağzına koyuyorum ya, bana da helal olsun abi. İyi bari. Yine şey atmadı. Yani adam gitti elleriyle maçı bana verdi, dedi ki al kazan. Elo TR Challenger arkadaşlar. Neyse, güzel döndük, comeback attık, birinci olduk. Bu maç bir şey öğrettim mi insanlara? Yani Zayah kompu böyle oynanıyor. Genel olarak güçlü bir komp arkadaşlar. Bu maçı YouTube'a atar mıyım bilmiyorum. Atarsam izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi öpüyorum.